Allah emrinde galip olandır. 21 Yusuf suresi. Yusuf'u yeryüzünde, şeytandan Allah'a sığınırım, Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık, hakim kıldık. Yani oranın meliki kıldık. Ona sözlerin yorumundan bir bilgiyi öğrettik. Çok güzel yorumluyor diyor Cenab-ı Allah. Ama ben öğrettim diyor Allah. Bakın ayete dikkat edin. Allah emrinde galip olandır. Maşallah. 2014 tane veriyor. 2014. Bir sene kaldı inşallah. Ancak diyor insanların çoğu bilmezler diyor Allah. İşte çoğu bilmediği için çoğuna duyurmaya çalışmak lazım. Evet. Böyle Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendine uzaklaştırdı. Bak böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendine uzaklaştırdı. Demek ki Yusuf'a yapıldığına göre hile Mehdi'ye de yapılacak. Zaten Yusuf suresi hep Mehdi'ye yapılacak saldırıları sembolik olarak anlatan ayetlerdir. Yani Yusuf suresi öyle hikaye anlatmaz Cenab-ı Allah. Olmayacak bir olayı anlatmaz. Yani hayata karşılaşılmayacak bir olayı anlatmaz. Eğer bir kıssa anlatılıyorsa o hayatta karşılaşılacak bir olaydır. Mesela Süleyman kıssası, dünya hakimiyeti. Yani geçmişte bir hikaye olarak anlatmıyor Allah onu. Olacak bir olayı anlatıyor. Hiçbir zaman hiç öyle hikaye tarzında bir şey anlatmaz Kur'an. Zaten onu da özellikle de vurguluyor Allah ayette. Mesela Yusuf suresinde de, Yusuf suresinin başında da o vurgulanır. Bak diyor ki, şeytanın Allah'a sığınırım Yusuf suresi 3. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle en güzel kıssalar işte Yusuf kıssası, Hazreti Süleyman kıssası, en güzel kıssaları gerçek bir haber. Bak gerçek bir haber. Hikaye değil. Gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bunlardan haberi olmayanlardandın. Kıssadan hisse almamız için Allah bize aktarıyor inşallah. Bak gerçekte biz akıl erdelesiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor ayette. Akıl erdele, yani düşünün diye indirdim diyor Allah. İkinci ayette, üçte bu ayet açıklanıyor. Efendim, biliyorsunuz bu ayette bütün ebcedler hep Mehdiyet'i göredir. Yani Mehdiyet'i vurgulayar tazadır Yusuf suresinde. 111 ayettir. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, andolsun onların kıssalarında, yani Yusuf kıssasında, Süleyman kıssasında, Zülkarneyn kıssasında, Kehf kıssasında, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için, aklı kirlenmiş yobazlar için değil, aklı temiz olanlar için, Mehdi talebeleri için, İsa Mesih talebeleri için ibretler vardır. İbret ne? Benzeri olayla karşılaşacaksın demektir. Yani mesela diyorsun ki, arabaya birisi çarpmış. İbret al diyorsun. Nasıl ibret alacaksın? Sen daha dikkatli kullanırsın. Bir daha çarpmaman için. Evet. Değil mi? Tabii. Buna ibret denir. Veyahut mesela bir yere gittin. Güzel bir ziyafet veriyorlar. Tabaklar çok güzel konmuş. Her şey güzel yerleştirilmiş. Ne yapıyorsun orada? İbret alıyorsun. Sen de ziyafet verdiğinde o mükemmel ziyafetin bir benzerini yapıyorsun. İbret alıyorsun. İbret din ona derler. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır diyor. Yusuf suresinde Allah. 111. surede. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendine öncekileri doğrulayıcı. Yani Tevrat'ı ve İncil'i doğrulayıcı. Her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması. Ama her şeyin. Nasıl? Ama bir de çeşitli biçimlerde. Bir öyle, bir böyle, bir böyle, bir öyle. Açıklaması ve iman eden bir topluluk için, iman eden bir topluluk için bir hidayet, yani imanlarının gelişmesi ve iman etmeleri için bir hidayet ve rahmettir. Allah'tan bir ferahlık ve güzelliktir diyor Allah.